Dünyanın en büyük terasını yapıyoruz arkadaşlar. Abartma. Evet, karavanda böyle teras yok. Evet arkadaşlar, şimdi karavanımızın terasını yapıyoruz. O da oradan poz veriyor. Buradan böyle. Daha bitmedi tabii. Böyle bir teras, yukarıdan da gösterelim. Burada bir bisiklet tutacağımız var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Haydi gidelim kanalına hoş geldiniz. Şu anda Fırtına Karavan'la beraberiz. Ne yapıyoruz? Teras yapıyoruz. Terasımızı böyle yaptık. Tahtalardan kalas çakarak yaptık. Yani demirden bir farkı yok. En azından demirle çok ağırlık yüklemeyelim diye. Zaten ana yapmak istedik. Zaten ana şey demiş. Ya ana iskeletimiz mecburen demir olmak zorundaydı. Demirimizi ilk başta yaptık. Şimdi tahtalardan planladığımız projelere göre fazla kalan eşyalarımızı atarız diye arkaya uzun güzel iki tane sandık yaptık. Önlerde de bunların yarısı kadar kısaları olacak. Tam şu an durduğumuz bölgede, şu alanda, camla panel arasında ve bu panelde üçgen şeklinde arabaya da biraz aerodinamik katmak istiyorum. Böyle üçgen şeklinde aşağıya doğru inecek şekilde yapacağız. Panelin altını da değerlendireceğiz yine. Burası da öyle U şeklinde bir kasa olacak. Kısa kısa üç tane. Burada büyük iki tane olacak. Ve arada güzel bir koridorumuz oluyor. Bu camın üzerine de bir koridor yapacağız kapak sistemiyle. Kapattığımızda yürüyüş alanı olacak. Açtığımızda, açık bıraktığımızda da aşağıdan terasımızı görebileceğiz yukarıları. Terasımız 2 metreye 2 metre alanında genişliğinde. Çok güzel bir alan elde ettik burada. Tabii paneller konusuna gelecek olsak bir tane bir 400 watt panel koydum. Nasıl idare ediyor mu, oluyor mu? Şu anda açıkçası memnun değiliz. Bir taneden bir şey göremedik tam. O yüzden ilerleyen zamanlarda şu iki güzel büyük sandığımızın üzerine de iki tane 400 watt olmasa da 200 watt yani yarı yarıya iki tane buraya panel koymak istiyoruz. En azından bu kadar büyük alan hacim kaybetmemiş oluruz. Ona göre yerlerimizi değerlendirerek yine paneller koyacağız buralara, sığdıracağız. Karadeniz'de olduğumuzda unutmayalım. Burada güneş açmadığı için de faydalanamamış olabiliriz. Kesinlikle. 3 günde ya da 4 günde bir, o da 2-3 saat güneş geliyor. En açık hava bu diyebiliriz. Evet. Bu bile karanlık yani. Ve şu an saat 1.30 bile olmadı. Yani öğle vaktinde güneş tepede değil. Güneş nerede? Güneş yok. Güneşimiz yok burada. Evet, alanımız bu kadar. Çok güzel bir teras alanı elde ettik. Bence gayet güzel oldu. Ona oturmasan daha iyi bence. Daha sağlam değil o. Desteğimiz yok. Orası korkuluk olacak. Araları dolacak. Korkuluk yaptık. Aynen öyle. Güzel bir sistem oldu. Yerlerimizi ahşap çakacağız. Devam ediyoruz. Az kaldı az. Az kaldı. Çok az kaldı. Bitiyor. Ben de indi, sen de iki gün sonra. Şimdi inme yerimizi de göster. İnme yerimiz buraya dedik, koridor yapacak. Şöyle büyük ihtimalle buralardan iki tane kapak şeklinde kapatıp burayı koridor yapacağız. Aynı şekilde girdiğiniz zaman merdivenden iki kapağı da açıp ya da kapatıp yürüme alanı yapıp sonra açabileceksiniz. Yani açık kapatmalı bir sistem olacak ki cam tavanımızı da, sonuçta buraya cam bir tavan koyduk. Bunu körlemek istemiyoruz. Buraya güzel bir yürüyüş alanı elde edeceğiz. Ben yanlara basıyorum, ben zıplamıyorum. Oralar kapanacak. Kapandığı zaman mecbur zıplayacağız. O başka mesele. İnme yerini, yüz merdivenin boyunu yaklaşık 35-40 santim, 40 santim büyük ihtimalle. 40 santim uzun tuttuk. Araçtan 50 santim uzun ama şu bizim yaptığımız 10 santim yükseklikteki teras ana hat demirimizden
40 santim yüksek oldu. Arabanın tavan kısmından da 50 santim olarak yüksek oldu. Buraya 50 santimlik bir yükseltme yaptık. Aracın boyu toplamda kaçtı? Aracın boyu toplamda 2.80 olması lazım. Buraya 50 santim daha koyduk. 3.30 gibi bir şey oldu yani. 3.30. Yani 4 metreye kadar hakkımız var. Tabii o kadar yok. Yükseltmeye de gerek yok. Zaten arabanın bir aerodinamiği kaçtığı zaman da bu sefer yolda sürüş esnasında sıkıntılar olabilir. O yüzden bundan daha fazla yükseltilmezse zaten bilmiyorum ya. Tehlikeli. Tehlikeli. Yani devrilebilir. Gidecek yayla yolları falan da buna müsait olmayabilir. En uygun şekilde koyduk biz şu anda. Yani daha fazla yükseltmeden ve eşyalarımızla. Bu arada bütün evi biz bu arabaya sığdırmaya çalışıyoruz. Bunu da göz önünde bulundurarak mecbur yapıyoruz böyle şeyler. Ömer Sıraç. Oğlum da oradan bize bakıyor. Şu anda şuradaki erzak malzemelerimizi de gösterebilirsin. Şu brandanın, yeşil brandanın altı komple buralara çıkması lazım. Orada bisikletimiz var kenarda. Bebeğimizin, bisiklet arkada olacak zaten. Ha, bebeğimizin puseti var. Sonuç olarak sığacağız da. Aynen öyle. Daha buraya ben doldurdum biraz ufak tefek. Gelmeyen de var. Yani burayı şu anlık altına koydum, yağmur yağıyordu. Evet. Biz bütün evi topladık, yerleştirdik. İhtiyacımız olan her şeyi aldık. Şu anda sadece Mehmet'in kendi birkaç takımları kaldı. Onlar da zaten karavanın içinde olmayacak, yani terasta olacak. İçeriği tamamen dizdik şu anda. Yani mutfak malzemelerinden kıyafetlere kadar her şey yerleşti şu anda. Terasımızı bittiğinde artık yollara çıkabiliriz. Rahat mı? Şuraya şöyle bir yatak yapacağız. Ha, burada iki kişilik yukarıya terasa yatak yapıyoruz arkadaşlar. Oraya niye yapacaksın? Şurada oturma alanımız var. Oraya yayın işte. Minderlerimiz var. Yani buraya koyup yatabilir. Aşağı düşmeme şartıyla. Oradan düşer işte. Diğer taraftan düşmez. Evet. Ya şey olduğu zaman bayağı korkulukları yüksek oldu. Yazın şuralara da böyle kafa yükseltmeler yapılıp böyle şey olarak çıkıp takmalı yükseltmeler yapılıp çadır tarzı böyle üstüne atıp burada yatılabilir yani. Yani şey sıcakta, güneşlik yapılıp çok olabilir. Çok sıcakta içeride bunaldın. Kalmak istemiyorsun, boğuyor. Şuralara hafif bir yükseltme yap. Üstüne de branda çek. Çok güzel bir yatak olur yani. Olabilir. Yatma. Oralara şey çubuk geçirecek delik açarsan her türlü olur. Evet, güvenli bir alan sonuçta. Korkuluğu da var. Olabilir. Tabii çocuk varken ben uyuyamam ama başka mesele, ama yalnızken olabilir. Ha, çocuk varken ondan gözümü ayıramam. Çocuğun beşiği de tam şu ön tarafta sağda kalıyor. Beşiği gördü herhalde herkes. Aynen. Gerçi tamamen çekmedik. Video olarak görmedik mi? Tamam. Instagram'dan bakan varsa ancak onlar görmüştür. Beşiğimiz o tarafta. O da ilk karga halini paylaşmıştım. Son hali yok. Evet. Evet, şimdi oğlumuzun yatağını yapıyoruz. Arabaya çalışsa da biraz akülerde olsun. Tamam. Evet arkadaşlar, oğlumuzun yatağını yaptık. Şimdi kölesine tutturduk. Ama bayağı iyi oldu. Ömer Sıraç. Aracımızın işi bitti. İçini göstermeyeceğiz. Reklamlardan sonra. Biraz daha merak edin arkadaşlar. Tamamen bitirelim, göstereceğiz hepsini artık. Size merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden yine karavan günü. Çalışıyoruz. Hız kesmeden fırtına yazımız bitti. Pencere kenarlarına böyle bir altın nakış işlemesi yapıyoruz. Çerçeve olarak. Kapıya da düşünüyoruz. Şimdi asıl konumuza geleceğim ben. Asıl konumuz arkamda gördüğünüz LPG tankımız. İkinci el çıkma bir LPG tankı buldum arkadaşlar. Tarihi geçmiş bizim zaten önemsiz olduğu için. Şimdi onu göstereceğim. Tamam. Evet arkadaşlar, LPG tankımızı aldık. Bu tankımız çıkma.
tarihi geçmiş diye bir arkadaşımız taksiden sökmüş. Tofaş taksiden. Sökmüş, biz güzelce bunu tekrar iç mekanizmalarını sıfır yeniledik, şamandıralarımızı. Ondan sonra kesici valfimizi sıfır yeni taktık. Ve hortum bağlantılarımız falan, her şey sıfır olarak baştan yapılıyor. Şimdi bu, bunun montajını da ben yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Neyi sen yapıyorsun? İşte neyi ben yapmıyorum da. Bunun montajını da ben yapıyorum. Şimdi yapılışını söyleyeceğim size. Nasıl, neler yaptım. Ondan bahsedeceğim. Çünkü gaz tehlikeli bir şey. Şimdi LPG tankımız 32 litre. 32 litre gazımız olacak. Normalde karavana takılırken şu şamandıra tepede kalması gerekiyor ki bunun içindeki hortumu var içeride. Normalde otogazlarda hortum dibe kadar iniyor. Tüpün dibine kadar iniyor. Dipteki gazı da çekmesi için, su halinde çekmesi için. Bizim istediğimiz bu sıvı gazı, LPG gazını biz gaz halinde yoğuşturulmuş bir şekilde çıkartmak istediğimiz için biz o hortumu kestik. Tamamen kestik. Kestiğimiz için de normalde bu dik bir şekilde kalması gerekiyor ki şuradaki gaz sıvı olarak temas halinde gelmesin. Normalde ben bunu dik olarak koyacaktım. Düşündüm sonradan, dik koyduğumuz zaman şöyle bir sıkıntımız daha var. Ondan da bahsedeyim. Şu an şurada gözüküyor. Şamandıramızın göstergesi var. Bu içeride de bir panel olarak bizde panel olarak, yani panel göstergemizin arasına koymak istiyoruz. Gazımızı da görelim ne kadar kaldığını diye. LPG'ci arkadaşlara danıştık. Öğrendik. Bunu biz eğer şu seviyelerde tutarsak hem şamandıramızı kontrol edebileceğiz hem de yatay bir şekilde, istediğimiz şekilde kullanabileceğiz. Diğer türlü dik konumda tuttuğumuz zaman bile, yani full zaten hiçbir zaman bile LPG tankı dolmuyor. %80 basınç olduğu için %80 doluyor. %20 fire veriyor. Basınca sayılıyor. Ben de dedim madem öyle %80 öteki türlü dolacağına %50 de olsun, temiz olsun, en azından göstergemiz gözüksün. İçeriye biz panele gösterge ekleyeceğiz yani. Eklemek istemeseydik ben bu tüpü dik konumlandırmam gerekiyordu. Ama ben bunu böyle yapmıyorum. Yatay koyuyorum. En azından şamandıramız çalışsın, orada göstergede de görelim. Yani dik koyup 10 lira, 20 lira, neyse 30 lira fazla almaktansa biraz daha hafif yatay koyup şamandırayı da çalıştırıp göstergemizi görüp, zaten bize şu tüp en az bir ay gidecek diye tahmin ediyorum. Çünkü bir ocak ve bir şofbenimiz var. Onlar da zaten fazla kullanılmayan, yani çok fazla tüketim olmayan bir şeyler. Gayet bize yeterli olacak bu 32 litre. Sürekli zaten illaki bir şehir merkezine ayda bir iniliyor. İster istemez. İllaki aracımıza benzin alırken buna da doldururuz. Demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi LPG'mizi konumlandırdık, tüpümüzü. Konumlandırdıktan sonra buradan tüpün çıkışından iki tane çıkış veriliyor. Birisi ocağa giden hat. Şu karşıdan gördüğünüz hat buradan geliyor. Buradan ben verdim mutfağa. Arka taraftan hortumun arka tarafı da ocağımızın arkasında kalıyor. Yani şu R harfini baz alabiliriz de arkadaşlar. Bu R harfi bizim buradan geldiğimiz tüpümüzün hortumu, R harfinin arkasında ocağımız var. Tam camımızın arkasında. Ona göre baz aldık. İçeriden de hortumunu yerleştirdik. Bakır boruyla döşüyorum bu arada. Sadece şohbene gidecek hattı bakır boru çekmek istemedim. Ocaktan ayıracağım gazımızı, demir boruyla ayıracağım, doğalgaz borusu ile. En ufak demir doğalgaz boruları var, bundan bir tık kalın oluyor onlar, yarım parmak diye geçiyor. Onlarla da şofbenimize kadar çekeceğim.
Gelelim ikinci borumuza, ikinci çıkışımıza. Bu girişimiz oluyor aslında, çıkışımız değil. Burada çıkışımız, girişimiz, arka tarafında da çıkışımız var. Burada hidraforumuz bulunuyor. Erişimde zaten çok rahat bir şekilde ben buradan erişebiliyorum. İster vida sökerim. Zaten filtremiz burada. Şurası da yine bir depolama alanı olarak yatay koyacaktım ben bunu. Yatay koyduğum zaman ben bagajı öldürüyordum. Ama ufacık da olsa bu bagajımıza yine kenardan hem müdahale açısından hem de orayı bir değerlendirmek açısından şurayı da böyle bir şekilde koydum. Tabii şortumu ben şimdi söktüm, bunu tekrar toplayacağım üstte. Orası da bizim mutfak pis gider ortumuz. Tam karşıda da depomuz var. Burada mutfağımızın gideri için vana koymuştuk. Dışarı tahliye vanamız. Evet, gelelim ikinci borumuza. İkinci borumuzda, bakır borumuzda, buradan gelecek arkadaşlar. Buradan alacağım. İndireceğim LPG tankının yanından. Buradan gelecek. Büyük ihtimalle şöyle bir şurada koridor bazında gelecek. Çünkü akülere fazla yakın koymak istemiyorum. Aslında dip dibe koydum ama akülerin tam yanından dolum yapmak istemiyorum. Şuradan deleceğim. Buradan deleceğim. Altından gazımızı basacağız. Yani olayımız şu köşede. Akülerimiz o tarafta kalıyor. Biraz daha uzaklaştırmış oluyoruz en azından. Şu köşeye koymak istemiyorum. Gaz dolum ağzımız da burada. Bununla istediğimiz bir petrolden bu şekilde çok rahat bir şekilde ocağımızı, şohbenimizi, banyodaki sıcak sularımızı kullanmış olacağız. Bir nevi doğal gazımız yanımızda taşıyoruz. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Devam ediyoruz. İçerilerde de bitmiş hallerimiz var. Onları da göstereceğiz. Buradaki yazımızda biraz daha böyle gölgelendirmeler, şekiller yaptık. Eşim de sağ olsun hiç boş durmuyor, çalışıyor sürekli. Böyle şimdi bu pencereye geçeceğiz. Ve kapıya da yapacak mıydık? Evet. Kapıya da yapacağız aynı şekilde. Diğer tarafa da geçelim. Şu an size dışını gösteriyorum. Yani bu gaz ve elektrik konusu uzmanına danışılmalı. Ben de yaparken inanın danışarak gidiyorum. Ne kadar çok bilsem de bilmemiş gibi davranarak gidiyorum. Arkası bu şekilde arabamızın. Merdivenimizi kurtmalık olarak kullanıyoruz. Gelelim bu tarafa. Burada kelebeğimiz bitti. Şurada ufak tefek bir boya işlerimiz var. Şurada bir hat kaldı. Orayı yapacağız. Pencerenin üstünü boyumuz yetişmedi, merdivenimiz yok diye orayı bıraktık. Bu tarafta da aynı şekilde. Bu tarafta da aynı şekilde bitirdik. Kapımızın kolunu taktık. Ondan sonra iç döşemesini yaptık ama iç döşemesinden memnun değiliz. Duvar döşemesiyle aynı kalınlıkta oldu. 0.8 milim biraz kalın geldi. Bayağı bir boşluk bıraktı. Fitillerimizi dahi takamadık o yüzden. Ona da bir müdahale edeceğiz. Gerekirse bu da değişebilir, sökülebilir. Arkadan maviye boyadık kapımızı. Menteşelerinden bahsettim. Menteşelerinden hala bahsetmiyorum. Yaptığım en kötü işçilik bu olabilir. Yani onu büyük ihtimalle artık ben müdahale etmeyeceğim oraya. Karavanı bu şekilde muayeneden geçirelim. Onu ustasına, erbabına bırakacağım işin. Burada da yapan yok arkadaşlar. Yani madem bu kadar yapamıyorsun, yaptır diyen olursa diye söylüyorum. Yapan gerçekten yok. Yani sanayimiz küçük bir sanayi. Kime yapar mısınız diye sorarsam ben yapamam deyip başından yolluyor. O yüzden zaten bu kadar işi üstlendim. Yani bildiğiniz seramik işi almayıp, kendi işimi almayıp, işleri ters çevirip, geri çevirip bu arabaya yoğunlaştım ki bitsin diye. Çünkü ben dokunmadığım sürece arkadaşlar kimse dokunmuyor. Kime yapar mısın desem parasıyla da olsa yapmıyor. O yüzden mecburen artık
girdik işin içine. Ben bitiriyorum. Ne varsa ben yapıyorum. Paneli de ben bağlıyorum. Ben bağlayacağım. Şimdi bağlantısını kurdum. Önce ilk başta idaretenliğine tavandan deliğini açmamıştım. Yuvasını. Şu camdan hemen geçirdim kabloyu. İki gün buradan birazcık akülerimizi şarj ettik. Ondan sonra da tavandan deliğimizi açtık. Şu panelin kenarında poşette görüyorsunuz. Onun ağzını kapattım. Buralarda çok yağmur oluyor. Aslında o güzel muhafazalı bir sistem oldu. Orada bir su borusu tarzında oraya bir dirsek koydum. Yağmur gelmez ama gelirse diye de ağzını kapattım öyle poşetle. Kablolarımızı verdik. Şu an çok güzel bir şekilde şarj ediyor. Elektriğimizi panelden alıyoruz. Gazımızı da tüpümüzden aldıktan sonra şükürler olsun. Zaten her taraf su görüyorsunuz. Daha ne olsun. Biraz manzaramızı da çekelim. Buyurun Beyza Hanım'a vereyim. Kameraman. Bugün kameramanlığı da ben yaptım arkadaşlar. Kameraman da çok yoğun. Ne yapalım? Bizden daha yoğun. Boyam bitti. Bitmeseydi devam edecektim de. Böyle. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz gaz bağlantılarımızı yapmıştık. Gazımız tamamen çok güzel oldu. Bunu öncelikle söyleyeyim. Gazımızı nasıl yaptık ondan bahsedeyim. Tüp bağlantılarını ben gösterdim size. Gösterdikten sonra da içeriye ayrı bir şekilde iki hat çektim. Onları araç tanıtımında artık gösterdim. Çünkü yani manasız bir şey. Sadece ocağın açıp kapatacağım, onu göstereceğim. İki tane de boru var. Başka bir şey yok. Tüpe giden bir de şofene giden. Şofenin şurada üstünde gösterebilirim. Ona bakabilirsiniz. Şuradan şofen çıkışı verdik. Bunu şu an idaretenliğine diklemesine taktım. Bu buraya yaptığım sandıktan sonra buraya büyük ihtimalle ya dışarı veririz yan tarafa ya da bunun üstünü kapatırız. Böyle içeride bu şekilde de kalabilir. Ama şu anlık böyle idaretenliğine duruyor. Bu sağlamlaşacak burada. Şofenimiz de gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Taktık, sıcak suyu aldık, kullanabildik. Biraz ufak tefek LPG ayarı falan istiyor ama ona da bakacağız sonra ilerleyen zamanda. Sıcak suyumuz geliyor ama. Ondan sonra ocağımızda gayet kullanıyoruz. İki tüp de hatta bu arada boşaldı, doldurduk. Yani uzun zamandır kullanıyoruz. Gaz testini de yaptırdık. Gaz kaçak var mı yaptırdık diye. Kaçağımız var mı yok mu. Çünkü genel olarak takma montajlarını ben yapıyorum. Arada böyle ufak tefek çok nadir işlere, yapamadığım işlere ustasından bilgi alışveriş yapıyoruz. Getirebildiğimi getiriyorum, kendisi takıyor. Onun haricinde montajların geneli bana ait oldu arabada. O yüzden ben yine içim rahat etsin diye otogazcıya götürüp sensörle bir kontrolden geçirttim her tarafı. Bir sıkıntımız yok şükürler olsun. Öyle. Şofbeğimizi de elbise dolabımızın içine koyduk. Şu evet, anda şu elbiselerden dolayı gözükmüyor bir de. Gözükmüyor orası. Şöyle yan tarafa resmini koyarım. Müsait bir zamanda da zaten tanıtımda çekeriz yani onu da. Aynen orayı öyle. Orayı da bir gösteririz. Kıyafetlerden gözükürse gösterirsin de. Onun haricinde her şey güzel gidiyor. Üzere. Kışın görüşürüz.